Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. İlk 4 haftada konularımızı bitirdik. Testlerimizi çözdük. Ödevlerinizi de yaptınız diye umuyorum. 5. haftamıza geçiyoruz. 5. haftamızda işleyeceğimiz ilk konu çarpanlar ayırma. İlk 4 haftayı ben anlatırken çok keyif aldım arkadaşlar. Ciddi anlamda. Umarım siz de dinlerken, öğrenirken keyif almışsınızdır. Gerek konu kısımlarındaki sorular olsun, gerek test kısmındaki sorular olsun, tam tamına böyle öğretici, sana yol kat ettirici ve seni bir üst seviyeye taşıyacak sorulardı. Ödevlerini de yaptığın takdirde sen de kendini bir üst seviyeye atmış olacaksın. Yani böylelikle arkadaşlar kamp bittiğinde matematikte bir şeylerin değiştiğini çok rahat hissedeceksin. Buna emin olabilirsin. 5. haftamızın ilk konusunda hemen söyleyelim, çarpanlar ayırma. Çarpanlar ayırmadan hemen sonra da testini çözeceğiz, konu testini. Birazdan derse başlayacağız ama abone olduysan ve videoyu beğendiysen beğenmediysen başlamıyorum. Evet gençler, hazırsanız dersimize başlayalım. Konumuz çarpanlara ayırma. Arkadaşlarım, çarpanlara ayırma konusu matematikte ne işe yarar? Önce onlardan biraz bahsedelim. Biliyorsunuz mat 1'deki yani TYT kısmındaki konuların çoğu, özellikle temel kavramların, yani problemlere kadar olan kısmı, çoğu arkadaşlar bize aslında böyle alet edevat gibi gelir. Ki zaten öyledir. Hani bu ne demek? Ben size şöyle anlatayım bunu. Farklı yerlerde kullanmak amacıyla öğrenilir bunlar. Alet edevattır, araç gereçtir ki bunları bir araya getirirsin, farklı bir iş yapmaya gidersin. İşte bunlar çarpanlar ayırma da o konulardan bir tanesi. Çarpanları ayırmada ustalaşırsan eğer, türevde rahat edersin, integralde çok rahat edersin, parabolde, ikinci dereceden denklemlerde, eşitsizliklerde, logaritmada, dizilerde inanılmaz rahat edersin. Yani AYT konularının çoğunda rahat edersin. Ben size önemli ve dikkat edilmesi gereken yerleri çok güzel vurgulayacağım. Sen de onları not almayı unutma lütfen. Şimdi başlayalım bakalım. İçindeki değişkenlerin demişim bakın. Her değeri için doğru olan eşitliklere biz ne diyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Biraz daha yaklaşalım mı şöyle? Daha rahat okuyayım sizde değil mi? Biraz daha şöyle yaklaşırsak aynen. Şimdi daha rahat okunur. Bu eşitliklere biz özdeşlik diyoruz arkadaşlar. Siz de yazın benimle beraber. Bunlara özdeşlik denir. Şimdi özdeşlik demek arkadaşlarım, içindeki değişkenlerin her değeri için doğru olan eşitlikler diyor ya. Sen değişkenler yerine ne yazarsan yaz, o eşitlik bozulmuyor demek. İşte böyle eşitliklere biz özdeşlik diyoruz. Ne pozitif bir doğal sayı olmak üzere, yani sıfır harici bir doğal sayı, n'inci dereceden bir ifadeyi daha küçük dereceden, iki veya daha fazla ifadenin çarpımı biçiminde yazma işlemine de ne diyoruz? Çarpanlara ayırma diyoruz arkadaşlar. Çarpanlara ayırma diyoruz. Şimdi çarpanlara ayırmanın birkaç metodu var. Bunları alt başlık altında toplamadım. Not şeklinde size verdim. Birinci yöntemimiz ortak çarpan parantezini almaktır. Şimdi ortak çarpan parantezini almak ne demektir? Gördüğünüz üzere karşınızda iki tane ifade var. Bu iki ifadenin içerisinde ortak olan yine iki tane ifade var. Bunlar B. O halde ben diyorum ki bunu ben B ortak çarpan parantezini alabilirim. B ortak çarpan parantezinde şurada ne kalır? B parantezin alınca A kalır. Artı veya eksi hangisi kullanıldıysa soruda o. Yan tarafta ne kaldı? C. İşte arkadaşlarım bunun çarpanlarına ayrılmış hali budur. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat ediyorsunuz. Buraya dikkat ediyorsunuz. Burada kaç tane terim var diye sorulduğu zaman. Artı veya eksi ile ayrılmış olanlara biz terim diyoruz. Tamam mı? Bakın birinci terim, ikinci terim. Şimdi burada kaç tane terim var? Burada arkadaşlar bir tane terim var. Neden? Çünkü bunlar artı veya eksiyle değil, çarpıyla ayrılmış. Daha doğrusu çarpıyla ayrılmış olanlara biz ayrılmamış diyoruz. Dolayısıyla bakın burada iki ifadeyi, iki terimi biz tek terime düşürdüysek çarpanlara ayırma başarılı diyebiliriz. Bu tarz çarpanlara ayırmaların ismine ne diyorduk biz? Ortak çarpan parantezini alma diyoruz. Ortak çarpan parantezi yazabilirsiniz arkadaşlarım buraya. Şimdi bunlarla alakalı sorularımıza bir bakalım isterseniz. Alt kısımda 12x üzeri 4 eksi 4x küp artı 10x kare verilmiş. Ortak olanlar neler? Öncelikle x kare bunların en küçük yapı taşıdır bu üçünün. Dolayısıyla x kare kesinlikle ama kesinlikle ortak.
Başka 14 ve 12. 14 ve 12 ortak böleni nedir? 2'dir. Dolayısıyla 2x karedir diyeceğiz. Açtık parantezi. Burada 2 giderse 6 kalır. X üzeri 4'ten x kare giderse x kare kalır diyeceğiz. Eksi 4'ten 2 giderse 2 kalır. X küpten x kare giderse x kalır. 10'dan 2 giderse 5 kalır. Bakın başlarındaki işaretler de aynı. Bunu da unutmayın. X kareden x kare giderse hiçbir şey kalmaz. İşte arkadaşlarım, çarpıyla ayrıldığı için bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış biçimi de budur diyebilirsiniz. İkinci örneğimize baktık. 8x kare çarpı 3x artı 7. Eksi 6x çarpı 3x artı 7. Bakın arkadaşlarım, 3x artı 7'lerin direkt ortak olduğunu görebiliyorsunuz. Bu bir cepte. İkinci olarak x var. X var cepte. Üçüncü olarak da başka ne var hocam? 6 ve 8'in içerisinde 2 var, o da cepte. Şimdi 2 var dedik, x var dedik, bir de 3x artı 7 var dedik. O zaman 2x çarpı 3x artı 7 parantezini alırım ben bunu. Parantezin çeşidi, şekli hiç önemli değil. Şöyle bir şey yapmadığın sürece önemli değil. Köşeli veya yuvarlak parantez, sıkıntı yok. Şimdi burada 8x kare ve 6x'in içerisinden 2x'i çaldım. Yani 8'in içinden 2'yi çaldım, 4 kaldı. X karenin içinden x'i çaldım, x kaldı. Burada ise zaten 3x artı 7 gitmişti. X'in içinden x'i çaldım, hiçbir şey kalmadı. 6'nın içinden 2'yi çaldım, 3 kaldı. Yani başına da eksi 3 var. İşte sevgili arkadaşlarım, 2x çarpı 3x artı 7 çarpı 4x eksi 3 bizim ifademizin çarpanlarına ayrılmış biçimidir diyebiliriz. Umarım anlaşılmıştır. Devam ediyorum gençler. Üçüncü örneğimle. A küp artı a kare eksi a eksi 1. Şimdi bunların her birinde ortak olan bir şey yok. Dolayısıyla önce ben bunları gruplandıracağım. Daha sonra ortak çarpan parantezini almaya çalışacağım. Gruplandırmak derken hocam, bakın şu ilk ikisini, ilk ikisinde ortak olan a kareler var. A kare parantezini alırsanız, a küpten a kareyi çalarsanız a kalır. A kareden a kareyi çaldınız, 1 kaldı arkadaşlar. Şu ikisini de eksi parantezine alın. Eksi parantezine ne olur? A artı 1. Şimdi dikkat ettiyseniz, bakın burada a artı 1 ve a artı 1'ler ortaktır. A artı 1 ortak çarpan parantezini alırsınız siz bunu. Şurada a karemiz kalır. Eksi, burada da a artı 1'den a artı 1'i çalarsam 1 kalır zaten. Daha önceki konularda hatırlatma niteliğinde vermiştim ben size. Onu da yapalım burada. Hatırlatma. Neydi arkadaşlarım? A'nın karesinden B'nin karesini çıkarınca bu A eksi B çarpı A artı B oluyordu. Birazdan yine işleyeceğiz bunu, iki kare farkını. Burada da A'nın karesi ve 1'in karesi var gördüğünüz üzere. O halde ben bunu A artı 1 çarpı A eksi 1 çarpı A artı 1 biçiminde de yazabilirim. Birazdan iki kare farkını gördüğünüz zaman çok daha rahat anlayacaksınız ve algılayacaksınız bu olayları. Devam edelim dördüncü örneğimizden. X üzeri 5 eksi 3x küp eksi 2x kare eksi artı 6. Bunu çarpanların ayırınız demiş. Şimdi ilk iki ifadeyi bakalım. X küpler ortak görünüyor. X küp parantezini aldınız. Şurada x kare kaldı. Şurada da sevgili arkadaşlarım eksi 3 kaldı. Şu kısmı da eksi 2 parantezini alırsanız x kare eksi 3 kalacaktır arkadaşlar. Dağıtın eksi 2'yi, eksi 2x kare artı 6, bakın aynısı geldi. Şimdi gördüğünüz üzere x kare eksi 3 ile x kare eksi 3'ler de burada ortak olduğundan x kare eksi 3 parantezinde şuracıkta x küp kalır, şuracıkta da eksi 2 kalır. Demek ki işte bizim ifademizin çarpanlarına ayrılmış biçimi budur diyebiliriz. Daha da ileri götürebiliriz ama genelde daha ilerisini istemezler bizden, lazım olmaz. Bir diğer notumuz, işte bu notun ismini arkadaşlar iki kare farkı yazın. Asla ama asla unutmayın arkadaşlar. Çünkü çok sık kullanacağınız ve genelde aklımıza gelmeyecek çeşitli soruların içerisinde var olan bir özdeşliktir kendisi. A kare eksi b kare a eksi b ile a artı b'nin çarpımına eşittir. Ve biz buna ne diyoruz? İki kare farkı diyoruz arkadaşlar. Şimdi örnek veriyorum. X üzeri 4 eksi y'nin karesi. Bakın x üzeri 4 demek x karenin karesi demek. Y kare de y'nin karesi zaten. O zaman ben bunu x kare eksi y çarpı x kare artı y biçiminde çarpanlarını ayırabilirim. X üzeri 4 eksi y kareyi gibi. Örnek 5'e bir bakalım. 36 x kare eksi 16 demiş. Bakın arkadaşlar, öncelikle bir ortak çarpan parantezinden bir yürümeye çalışalım. 36 ve 16 ikisi de 4'e bölüneceği için 4 parantezini aldım. Burada ne kaldı? 9x kare
Şurada ne kaldı? Eksi 4 kaldı. Artık içlerinde ortak bir çarpan bulamazsınız. 4'ü yazdım çarpı. 9x kare demek 3x'in karesi demek arkadaşlar. 4 de 2'nin karesi biliyorsunuz. Madem öyle ben bunu 2 kare farkından 4 çarpı 3x eksi 2 çarpı 3x artı 2 biçiminde yazabilirim. İşte ifademizin mis gibi çarpanlarına ayrılmış halidir arkadaşlar bu ifadede. Bakın tamamı çarpım durumunda, hiç artılı eksili bir şey yok. Yukarı bakıyorsunuz, arada bir eksi vardı, o bile kayboldu. Tamamı çarpım durumunda olduğu için de zaten çarpanlara ifadesi buradan geliyor arkadaşlar. Yani asal çarpanlara ayırmada da biz sayıları başka sayıların çarpımı biçiminde yazıyorduk ya, işte oradan geliyor. Tamam. Bir alttaki sorumuz 6. soru. X üzeri 4 eksi 81. Şimdi bu x üzeri 4 demek aslına bakarsanız x karenin karesi demektir. 81 de biliyorsunuz 9'un karesidir arkadaşlar. O halde ben bunu x kare eksi 9 çarpı x kare artı 9 biçiminde yazarım. Şimdi şu kısma herhangi bir yapılacak işlem yok. Ama yandakini ben hala çarpanlarını ayırabilirim. Nasıl mı? Mavi yer için söylüyorum. X kare x'in karesidir. 9 da 3'ün karesidir. Dolayısıyla x eksi 3 çarpı x artı 3 dersiniz. Bir de yanına buradaki x kare artı 9'u eklerseniz. İşte arkadaşlar bu ifademizin çarpanlarına ayrılmış hali budur deriz. Şimdi şunu merak ediyor olabilirsiniz. İlla ki birkaç tanenizin, birkaçınızın aklına geliyordur. Hocam şöyle yapsak da çarpanlarına ayrılmış olur mu? Tabii ki olur. Sonuçta sen bunu çarpım biçiminde yazdın kardeşim. Çarpanlarına ayırdın. Bak burada eksi vardı. O eksiyi ortadan kaldırdın. Ama hani soruların içerisinde genelde bu x kare eksi 9 da ayrılabiliyorsa onu da kullandırır bize. Ben bu yüzden bunu da çarpanlarına ayırdım. X kare eksi 9'u da çarpanlarına ayırdım. Anlaştık mı? Şimdi arkadaşlar 91. sayfamızdan devam ediyoruz. A artı B'nin karesi ve A eksi B'nin karesi. Bunlar tam kare ifadeler arkadaşlar. Şimdi bu tam kare ifadelerde A artı B'nin karesi. Hani bir ezber yöntemi de vardı ya. Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Artılı da hepsi artıydı. Eksilisinde de sadece burası eksi oluyordu. Bunu da çok iyi bileceksiniz arkadaşlar. Çünkü o kadar iyi bilmeniz gerekiyor ki karşınıza çıktığı zaman hemen ama hemen çat 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 yerine yazabilmeniz gerekiyor. Bunları yapamadığınız, yazamadığınız takdirde bol miktarda zaman kaybedersiniz arkadaşlar. Tamam? Zaman kaybını kimse için istemiyoruz. Tamam, tamam. Geç olsun güç olmasın diye bir tabir var ama o sınavda çok işe yarayan bir tabir değil. A artı B'nin karesi ve A eksi B'nin karesini mutlaka ama mutlaka çatır çatır yapabilmeniz gerekiyor. Şimdi alttaki sorumuza bakalım. X kare eksi 40x artı 400. Bu ifadenin en sade halini sormuş bize. Bakın öncelikle ben burayı birincinin karesi x kare eksi 2 mutlaka olacak. Birinci mutlaka olacak çarpı. Burası 2x geldi bile. 40x gelebilmesi için 20 gerekiyordu. Bir de artı buradaki bakın eksi 20 aslında artı 20 değil. Bir de ne var? Eksi 20'nin karesi var. Eksi 20'nin karesi ne yapıyor? Hocam o da 400 yapıyor. Üsttekinin aynısını bulduk. Aslında bu neyin açılımıymış o zaman? X eksi 20'nin karesinin açılımıymış. En sade halini bulunuz demişti. Alın size bunun en sade hali. Zaten bunu açtığınızda da birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımı 20x. 2 ile çarp 40x. İkincinin karesine 400 hocam. Bak zaten aynısı gibi. Tamam. 8. örneğimiz. S kare eksi 6s artı 9 ifadesinin en sade halini bulunuz demiş. Şimdi s'nin karesi yani birinci demek ki s olsun. S'nin karesi eksi 2 çarpı birinci 2s yaptı. 6s gelmesi için bize 3 lazım. Demek ki ikincisi neymiş? Eksi 3'müş bakın burada. Bir de eksi 3'ün karesine 9. Yukarıdakinin aynısı mı? Evet eksi 3'ün karesi diye yazalım ki şurayı tam görünsün. Eksi 3'ün karesi. O halde s eksi 3'ün s eksi 3'ün parantez karesidir diyebiliriz arkadaşlarım bu ifadenin en sade biçimine. Devam örnek 9. 4p kare. Bu ne demek? Aslına bakarsanız 2p'nin karesidir. Eksi 2 çarpı 2p çarpı. Şimdi ne yaptı burası? 4p mi yaptı?
4P'yi neyle çarparsam 12PQ gelir. Tabii ki 3Q ile çarparsam o zaman 3Q diyeceğim. Şimdi dikkatli dinleyin bakın. Eksi 3Q'muz var burada. Eksi 3Q'nun karesine 9Q kare. O halde arkadaşlar bunu da buraya eksi 3Q'nun karesi biçiminde ekleyebilirim. Demek ki birincisi 2P'ymiş, ikincisi eksi 3Q'ymuş. Ben bunları yan yana getirirsem 2P eksi 3Q'nun neyi yapar? Parantez karesi yapar. Bunu ifadelerinde çarpanlarla ayrılmış biçimi budur diyebiliriz. Örnek 10. Bu ifadesini tam kare yapan en büyük x değeri kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle arkadaşlar 4 dediğimiz şey 2'nin karesidir. 2'nin karesinin 27. kuvveti mevcut burada. Artı. Daha sonrasında da 4 yine 2'nin karesidir. 2'nin karesinin 1. kuvveti de mevcut. Artı 2'nin o zaman karesinin x'inci kuvveti mevcut. Şimdi ben bunu 2 üzeri 54 yazarım. Şu kısma geçerim 2 üzeri 2000 yazarım. Artı bu kısma geçerim 2 üzeri 2x'imi yapıştırırım buraya. Şimdi bu ifade şu ifadeye dönüştü mü? Dönüştü. Şimdi 2 üzeri 54 demek zaten. 2 üzeri 54 demek. 2 üzeri 27'nin karesi demek. Artı. Arada artı olduğu için artı yazdım. 2 mutlaka olacaktı. 2 çarpı. 2 üzeri 27 diyorum bakın. 2 çarpı 2 üzeri 27 çünkü birinci buydu. Şimdi ikinci ne olmalı ki burası 2 üzeri 2000 olsun? Şimdi arkadaşlar 2 ile 2 üzeri 27'nin çarpımı 2 üzeri 28'dir biliyorsunuz. 2 üzeri 28'de ben 2 üzeri bir şeyi çarptığım zaman 2 üzeri 2000 gelecekse eğer 28 de A'nın toplamı dersiniz 2000'i vermesi lazım hocam. Çünkü üssü sayılarda tabanlar aynı ve ifadeler çarpılıyorsa biliyorsunuz üsler toplanıyordu. O halde A buradan kaç gelir? 1972'nin ta kendisi gelir. Demek ki benim ikinci ifadem neymiş? 2 üzeri 1972'ymiş arkadaşlar. O zaman artı diyorum. Son olarak da 2 üzeri 1972'nin karesini yazmam gerekiyordu. Ki bu da bize neyi verecekmiş arkadaşlar? 2 üzeri 2x'i yani 2 üzeri x'in karesini verecekmiş. Madem 2 üzeri x'in karesini bak bunun karesi bunun karesi o zaman 2 üzeri x 2 üzeri 1972'ye eşittir ve x de buradan 1972'nin ta kendisidir diyebiliriz. En büyük x değeri kaçtır diye sorulmuştu ya başka x değerleri de mi var hocam? Şöyle düşünebilirsiniz. Birincinin karesi demiştik ya siz gidip şunu 2 üzeri 1000'in karesi yazarsanız yani birinciyi 2 üzeri 1000 seçerseniz bu sefer ikinciye daha küçük bir ifade kalacaktır. Ama maksimumunu zaten bu şekilde vereceği için bu şekilde seçtik. Cevabımız da 1972 olacaktı gençler. Örnek 11. B kare artı 8B artı N. Bakın yazıyorum. B kare artı 8B artı N eşittir. Şu ifadenin karesini bir açar mısınız? Birincinin karesi artı 2 çarpı 1. Çarpı 2. Artı 2'nin karesidir. Şimdi gençler B kareler zaten bunlar eşit. 8B 2BM'ye eşitse yazalım. 2 çarpı B çarpı M eşittir. 8 çarpı B ise burada arkadaşlarım B'leri götürebiliriz. 2 ile 8'i sadeleştirirsem 4 gelir. M kaçmış? 4. Şimdi M 4 ise şu kısım kaçtır? 16. Demek ki buraya ne kalıyor? 16. Yani N 16'ymış arkadaşlar. M de 4'müş. Bize N ile M'nin toplamı sorulmuştu. Toplarsanız cevap 20 gelir. Doğru cevabımız budur deriz. 12. örneğimiz. A artı 1 bölü A artı 1. 6 olduğuna göre A artı 1'in karesi artı 1 bölü A artı 1'in karesi ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. 1 bölü A artı 1'in burada karesi var. Ama burada A'nın karesi yok. Neyin karesi var? A artı 1'in karesi var. O halde ben diyorum ki şu kısmı A artı 1 yapabilirsek tadından yenmez. Yani A artı 1 artı 1 bölü A artı 1 biçiminde. Ne yapmış oldum? Sol tarafa 1 eklemiş oldum aslına bakarsanız. Sol tarafa 1 eklediyseniz eliniz armut taşlamasın. Sağ tarafa da 1 ekleyeceksiniz. 6 artı 1'den ne yapar? 7. Şimdi ben bu ifadeyi şöyle paranteze almak istiyorum. Şimdi gelin arkadaşlarım bunun tamamının hop şu şekilde parantez karelerini bir alalım. Birinci bu, ikinci bu. Birincinin karesi A artı 1'in karesi yapar. İkincinin karesini alalım hemen. 1 bölü A artı 1'in karesi yapar. Şu şekilde. Ve artı 2 çarpı 1. Çarpı 2. yapar arkadaşlar şu şekilde. Eşittir 7'nin karesi de bize 49'u verecektir.
Şimdi dikkatli dinliyorsunuz. Bakın buradaki a artı 1 ile buradaki a artı 1 giderse 2 çarpı 1'den burası ne olur? 2. Bu artı 2'yi karşıya fırlatırsanız eksi 2 diye şurası komple gidecektir. Ve böylelikle elimizde sadece a artı 1'in karesi bölü 1 bölü, bakın 1'in karesi 1, a artı 1'in karesi de 1 bölü a artı 1'in karesi eşittir. 49'dan 2'yi çıkardınız ve ne buldunuz? 47 buldunuz. Bizden ne istenmişti? A artı 1'in karesiyle 1 bölü a artı 1'in karesi. Yani işte aynı buradakinin aynısı istenmişti. Cevap neymiş arkadaşlar? 47'ymiş deriz. 13. örneğimiz. Bir L sayısı verilmiş. S kare eksi 8x, pardon, x kare artı 8x artı 11. Bu ifadenin alabileceği en küçük değer soruluyor arkadaşlar. Şimdi bu tarz ifadelerde L'yi yazalım bakın. X kare eksi 8x dedikten sonra bu şekilde en küçük falan sorulduğunda, en büyük sorulduğunda hemen şunu yapın. Bu ifadeyi tam kare biçimde yazmaya çalışın. Yani x kare eksi 2 çarpı 1. çarpı 2. ne olmalı ki 8x gelsin? 4 olmalı. Demek ki 2'nin karesi ne olmalı o zaman? 16. Ama burada ne vardı hocam? 11 vardı. O halde tekrardan 11 olabilmesi için 5 çıkarırsın ve gördüğünüz üzere burası 11 olur. X kare eksi 8x artı 11 ifadenin, yani bize soruda verilen ifadenin aynısı demektir. Şimdi o zaman ben L'yi şu şekilde ifade edeceğim. X kare eksi 8x artı 16 demek aslına bakarsanız x eksi 4'ün parantez karesi demektir. Ve bundan da kaç çıkarmış? 5 çıkarmış. Şimdi karesel bir ifadenin alabileceği en küçük değer neydi arkadaşlar? Bir sayının karesi en küçük kaç olabilirdir reel sayılarda? Tabii ki minimum değeri burası 0'dır arkadaşlar. Buranın minimum değeri için 0'dan 5'i çıkarırsam eksi 5 gelir ve bu da bize L'nin minimum değerini verir. Demek ki L minimum kaçmış? Eksi 5'miş arkadaşlar. En küçük değeri soruluyordu. Cevabımız da bu olacaktır diyebiliriz. Bir diğer sayfamız 92. sayfa ve örnek 14'teyiz. Bir de M sayısı vermiş üstteki sorudaki gibi. M sayısı eşittir. Eksi parantezini alacağım ben bunu daha kolay anlayabilirim diye. Bakın burada x kare kalır. Şurada eksi 8x olur. Şurası da eksi 8 olacaktır. Şimdi bunun en büyük değeri sorulmuş. Niye? Sırf başında eksi var diye. Eşittir dedim. Eksi x kare eksi 8x artı 16 dedim yine tam kare olsun diye. Bakın şurası. 16'dan ne çıkarsa eksi 8 olur. Tabii ki 24 çıkarsa. Şimdi arkadaşlar şu kısım ne demekti? Eşittir dedim. Eksi parantezinde x eksi 4'ün karesi demekti. Eksi bir de neyimiz var? 24'ümüz var. Şimdi bu ifadenin alabileceği en büyük değer sorulmuştu ya bize. Eksiyi içeri bir dağıtalım. Eksi parantezinde x eksi 4'ün karesi. Tamam mı? X eksi 4'ün karesi. Eksi içeri dağıttım. Artı 24 mü geldi? Şimdi bu ifadenin en büyük değerini bulabilmek için x eksi 4'ün karesinin en küçük değerini bulmamız gerekiyor yine. Neden? Çünkü önünde eksi var. Çünkü daha da küçültmememiz lazım. Dolayısıyla burasını 0 seçerseniz şu kısım gider. Eksi 0 0'dır zaten. En büyük değer de, yani m'nin maksimum değeri de bizim elimizde patlar. Doğru cevap 24'tür diyebiliriz gençler. Devam ettim 15. sorumla. S sayısı x eksi 4'ün karesi artı 2x artı 6. Bu toplamda s'nin alabileceği en küçük değer, yani minimum değer kaçtır diye sorulmuş. Tabi hemen atlamamız gerekiyor değil mi? Hocam şuraya işte 0 yapacağız, hazır verilmiş. X 4 olmalı. X 4 olursa burası zaten 0 olur. 2 kere 4 8. 8 artı da cevap 14 diye atılabiliriz. Ama atılmamamız da gerektiğini biliyoruz. Atılmadan çözerseniz arkadaşlar saz anlamasına şöyle yapacağız. X eksi 4'ün karesini önce açalım. X kare eksi 8x artı 16 artı bir de 2x artı 6'mız var. Biraz düzenleyelim bunu. X kare bakın eksi 8x artı 2x daha eksi 6x yapacaktır. Daha sonrasında 16, 6 daha da 22 gelecektir. Ben bu ifadeyi tam kare biçiminde yazmak istiyorum. X kare eksi 6x artı 9 derseniz birincinin karesi eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi muhabbetinden bulursunuz burayı. 22 gelmesi için de 13 gerekiyor. Bakın 22'yi ben 9 artı 13 biçiminde yazdım. X kare eksi 6 x artı 9 dediğimiz ifadede aslına bakarsanız x eksi 3'ün parantez karesidir. Artı bir de neyimiz var? 13'ümüz mevcut. Şimdi bunun en küçük değeri sorulmuş. Buranın en küçük değeri 0'dır. 0'a 13 eklerseniz bunun en küçük değeri de 13 gelecektir arkadaşlar. Cevabımız da 13 olacaktır deriz.
Az önce ne bulmuştuk cevabı? 8 artı 6'dan 14 bulmuştuk. İşte hatalar zinciri. Saz anlamasını atlarsanız yanlış bulursunuz. Peki hocam, ben bu tarz ifadelerde bunu açmam gerektiğini nereden anlayacağım diye sorarsan şuradan anlayacaksın. Sen burayı sıfıra eşitlemek için kullandığın uygun değeri, uygun x değerini 4 olarak düşünüyorsun ya, ama dışarıda da bir x değeri var, dışarıda da bir değişken var. İşte o değişkeni de içeri dahil etmen gerekiyor. Yani dikkat ettiysen son 2-3 sorudur çözdüğümüzde bütün değişken şurada kalmıştı. Dışarısı ise, yani şurası ise bir sayıydı sadece. Dışarıda sadece sayı bırakacaksın. Anlaşıldı mı? Dışarıda sadece ama sadece bir sayı bırakacaksın. 16. örneğe geçtim. Bir h sayısı verilmiş. X kare artı y kare eksi 6x artı 6y artı 2 biçiminde. H'ın alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi h eşittir dedim. X'in karesi, y kareyi görmezden geliyorum. Eksi 6x dedim. Sonra y'nin karesi artı 6y dedim. Bir de artı 2 var. O artı 2 bir dursun. Şimdi bu tarz ifadelerde x kareyi, eksi 6x, y kareyi ve artı 6y'yi kullandım. Sadece geriye bir tane 2'miz kaldı. Dikkatli dinliyorsunuz. Burayı tam kare yapmaya çalışın. Ne gerekir? 9. Artı dedim. Burayı tam kare yapmaya çalışın. Ne gerekir? 9. Şimdi 9 yoktu hocam ama. Evet, 9 yoktu ama ben kafamdan bir 9 9 daha 18 ekledim bu ifadeye. Ama buranın 2 olması gerekiyor. O zaman ne gerekir bize de? Bir eksi 16 lazım. Çünkü 9 9 daha 18. 16 çıkarırsanız buradaki 2'yi elde edersiniz. Şimdi h sayısı ne olmuş oldu? Şu kısım nedir arkadaşlar? Hop, şurası x eksi 3'ün parantez karesi demektir. Hocam şurası ne demek o zaman? Şurası, o da tabii ki y artı 3'ün parantez karesi demektir. Bir de şurada ne vardı? Eksi 16 vardı. Şimdi karesel bir ifade, alınabilecek en küçük değeri 0. Karesel bir ifade, bu da 0. 0 artı 0 eksi 16'dan h sayısının en küçük değeri eksi 16'dır diyebiliriz. Tamam mı gençler? Güçlük güçlük falan deyince böyle şey var mı ya? Hani böyle tipler vardır ya. Şiveli konuşanlara ayar olur, uyuz olur falan. O adamın şivesi ya. Uyuz olmayın onlara. Niye uyuz oluyorsunuz? Bir de bana soranlar var. Hocam siz nasıl Ankaralısınız? Ne kadar kibar konuşuyorsunuz falan diye. Yani ortamına göre konuşabiliyoruz diyelim ya. Hani YouTube'da video çekerken hiç, yani nasıl diyeyim? Bir kere mesleğe aykırı bir durum olur. Bence öğretmenlik nasıl diyeyim, bence her iş böyle de öğretmenlikte ekstra ekstra bir durum var böyle. Diksiyon falan düzgün olmalı diye düşünüyorum. Yani her ne kadar benim de diksiyonum ara sıra kayıyor ama bence düzgün olmalı ya. Elimden geldiğince insan onu bence ortaya çıkarabilmeli yani. Hani elimden geleni yapmalı konuşurken diye düşünüyorum. Çünkü herkese hitap eden bir durumu var. Yani biz hangi dili konuşuyoruz? Türkçeyi. Evet. Türkçeyi konuşuyorsak Türkçeyi orijinal haliyle konuşmamız lazım. Orijinal dedik, Türkçeyi kaybettik orada. Orijinal Türkçe bir kelime değil. O Türkçeyi olması gerektiği gibi konuşmalıyız bence. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Ha, yeri geldiği zaman arkadaş ortamında veya işte köye gittiğim zaman mesela bu şekilde konuşmuyorum yani. Hani köye gittiğim zaman da oranın bir ağzı geliyor bana. Veya işte memlekete gittiğim zaman, memleket dedim de Kazan, yani Kahraman Kazan. Yani oraya gittiğim zaman o şekilde bir konuşma stili oluyor. O girdiğimiz ortama göre değiştirebiliyoruz. Ya bu güzel bir özellik bence. 17. örneğimizi çözelim mi? X kare artı y kare. Biraz önceki örnekte çözdüğümüz gibi çözeceğiz arkadaşlar. X kare artı y kare artı 6x eksi 10y artı 34 eşit 0 eşitliğini sağlayan x'ye tam sayı ikilisi için x kare y kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şurada x kareyi yazdınız. Sonra artı 6x'i yanına eklediniz. Bak, x kare gitti. 6x gitti. Y kareyi yazdınız. O da gitti. Eksi 10y'yi yazdınız. Bu da gitti. Şurası da gitti. Geriye ne kaldı? Bir tek 34 kaldı. Şimdi ilk o dursun bir. X kare artı 6x yanına ne yazmam lazım? 9 tam kare olsun diye uğraşıyorum. Artı y kare eksi 10y yanına ne yazmalıyım? Şimdi birincinin karesi eksi 2 çarpı y çarpı 5 yazmam lazım. O zaman ikincisine de 5'in karesinden 25'i yazmamız gerekiyor. O halde gençler, şurayı silelim. Bakın
9 ve 25'i kullandım ki bunların da toplamı 34. E zaten buradakini kullanmışız, o zaman o da gitti. Yani bir şey kalmadı, eşittir 0'mış. Şu kısım nedir? X artı 3'ün parantez karesidir. Şu kısım nedir? Y eksi 5'in parantez karesidir. İkisinin toplamı 0'mış. Şimdi karesel iki tane ifade var elinde senin. Tamam, iki tane karesel ifade var. Bunların da toplamı neymiş? 0. Şimdi karesel ifadelerden bir tanesi pozitifse toplamlarının 0 olabilmesi için bir diğerinin negatif olması gerekiyor. Bu da imkansız. Çünkü kareselden bahsediyoruz. Karmaşık sayı olması gerekiyor. Reel sayılardan mümkünatı yok. O zaman ne diyeceğiz? Hocam mecbur ikisi de 0'dır. Yani bu da 0, bu da 0. X kaçtır o halde? Eksi 3'ün ta kendisidir. Burayı 0 yapan. Y kaçtır? Burayı 0 yapan. O da 5'tir. X kere Y sorulmuş. Yani eksi 3 kere 5 sorulmuş. Bize cevap olarak karşımıza eksi 15 çıkar arkadaşlar. Doğru cevabımız buydu deriz. Bir diğer mutumuz X artı A ile X artı B'nin çarpımıyla alakalı. Çarpanlara nasıl ayrılır şu şekilde verilen ifadeler? Bunu işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi X artı A ile X artı B'yi tek tek çarparsanız X kare artı A artı B çarpı X artı AB gelir. Bana şu kısmı verip de bunu sormayacak. Bana bu kısmı verecek ve sol tarafı soracak. Peki ben sağ taraftan sol tarafa nasıl geçeceğim? Eğer baş katsayısı 1 ise burayı X'e X diye ayıracaksınız. Çarpımları A ve AB olan A kere B'yi kullanacaksınız. Şimdi A kere B AB, A ile B'nin toplamı da şöyle göstereyim. A ile B'nin toplamı da bakın burayı veriyor mu? Veriyor. O halde diyorsunuz ki ben bunları böyle yazdıktan sonra düz bir şekilde toplayacağım. Ve bu ifade X artı A ile X artı B'nin çarpımıymış hocam diyeceğim. Diyeceksiniz. Yani alttaki örnekteki gibi. X'e X diye parçaladınız burayı. Burayı da 7'ye 1 diye parçaladınız. 1 kere 7 7 yaptı. 1 ile 7'nin toplamı 8 yaptı. O zaman düz bir şekilde topluyorsunuz. X artı 7 ile hocam X artı 1'in çarpımıdır bu ifadenin çarpanlara ayrılmış biçimi diyorsunuz. Hemen bir alttaki soru. X kare artı 2 X eksi 8. Bakın X'e X diye ayırdım. Artı 2 gelsin diye çabalayacağım. Artı 4 ile eksi 2'yi yazarsanız eğer. Bakın eksi 2 kere 4 eksi 8'i verir. 4 ile eksi 2'yi toplarsanız 2X'i verir. O zaman düz bir şekilde toplayın. X artı 4 ile hocam X eksi 2'nin çarpımıdır dersiniz bu ifadenin çarpanlara ayrılmış biçimine. Hemen ara vermeden 20. örnek. X kare eksi 2 X eksi 8. Bu sefer bakın X kare eksi 2 X eksi 8. Bu sefer ne yaparsınız? Hocam ben burayı X'e X diye ayırdım. Burayı da bu sefer eksi 4'e artı 2. Üstteki soruda artı 4'e eksi 2 diye ayırmıştık. Bakın bir eksi nelere kadir oluyor? Eksi 4 ile 2'nin çarpımı eksi 8. Toplamları da eksi 2'yi veriyor. Demek ki ben bununla bunu yan yana toplayacağım ve diyeceğim ki hocam x eksi 4 ile x artı 2'nin çarpımı işte buradaki ifadenin çarpanlarına ayrılmış biçimidir diyeceğim. 93. sayfama doğru geçtim. Eğer ki baş katsayı 1 değilse, yani buradaki gibi a ile c'nin çarpımı x karenin katsayısı olabilir. 1'den farklıysa a çarpı c. Hemen şöyle diyoruz. Burayı ax ve cx diye parçalıyorsunuz. Çarpımları ac x kareyi verecek şekilde. Burayı da b ve d diye parçalayacağız. B ve d yazdım. Tabi uygun gelecek şekilde. Ve arkadaşlar unutmuyorsunuz. Unutmuyorsunuz. Şu şekilde çapraz çarptığınız takdirde bakın. A çarpı d. A çarpı d. C çarpı b ya da b çarpı c. Eğer ki bunların toplamı şu kısmı veriyorsa işte o zaman diyorsunuz ki tamam, düzeni oturttuk. Madem öyle ben bunları yine düz bir şekilde toplayacağım. Yani ax artı b çarpı cx artı d'dir hocam diyeceğim. Mesela şu soruya bakalım. Arkadaşlar ben burayı 3x'e x diye parçalayacağım. Şimdi 14'e geçtik. Burası biraz hani bu tarz örnekler biraz sıkıntılıdır. Mesela ben öğrenciyken bunları sevmiyordum. Baş kat sayısı 1 değilse nefret ediyordum, tamam mı? Çünkü 2 saat düşünüyordum ben. Bulamıyordum o zamanlar ya. Vallahi billahi bak. Sonra işte soru çöze çöze alışıyorsun bir şekilde. 3x'e x. Şimdi 14'ü ben nasıl parçalamam lazım? 14 dediğimiz bir kere 2 ile 7 var. Başka yok. 2 ile 7 varsa ben 7'yi şuraya yazsam, 2'yi de şuraya yazsam bak şimdi. 3x ile 2'yi çarp 6x. X ile 7'yi çarp 7x. Topla bakayım 13x. Bak ortadakini taş gibi verdi. O zaman ne diyorsun sen? Düz bir şekilde topluyorsun.
3x artı 7 çarpı x artı 2 diyorsun bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış biçimine. Bir alttaki soruyla pekiştirelim arkadaşlar. Şuraya yazayım da net görün. 5x kare eksi 17x artı 6. Şimdi arkadaşlar ben burayı 5x'e x diye parçaladım. Şimdi geçtim buraya. 6 dediğimiz şeyi 2 ve 3 diye parçalamak mantıklı olabilir. Mesela şurayı eksi 3 yazsam şöyle çarptım eksi 15 geldi. Burayı da eksi 2 desem eksi 2 kere eksi 3 6'yı verdi. Güzel. Bak şimdi şununla şunun çarpımı eksi 15x. Şununla şunun çarpımı da eksi 2x. Topla bakayım eksi 17x'i verdi. Mis. O zaman ne yapacaksın? Şununla şunu yan yana toplayacaksın. 5x eksi 2 çarpı x eksi 3'ün çarpımıymış arkadaşlar. İşte buradaki ifadenin çarpanlara ayrılmış hali deriz. Evet. Bir diğer notumuz gençler. A artı B'nin küpü ve A eksi B'nin küpünün açılımı. Bunları binomda da göreceksiniz. Tamam mı? Binomda da göreceksiniz. Pascal üçgeninde de göreceksiniz. Ama çarpanları ayırmada bunları en azından küp açılımına kadar ezberlemeniz sizin için soruları çözerkenki hızınızda çok büyük ama çok büyük ekstra katkıları olacaktır arkadaşlar. Tamam mı? A artı B'nin küpü. Birincinin küpü artı 3 çarpı birincinin karesi çarpı ikinci artı 3 çarpı birinci çarpı ikincinin karesi artı ikincinin küpü diyorsunuz. Eksi varsa da arada artı eksi artı eksi diye ilerliyorsunuz. Birincisinin aynısı oluyor yani. Şimdi alttaki sorularımıza bakalım. A eksi B'nin küpüyle A artı B'nin küpünü çarp demiş. Şimdi A eksi B'nin küpünü açıp A artı B'nin küpünü açıp yan yana bunları tek tek dağıtmayacağız. Neden? Çünkü biz bir söz vardı böyle sevdiğim. Bana böyle köy yerinde bir amca söylemişti. Bir dedeydi sanırım. Bir dede söylemişti. Allah alime ilmi amelelik etmesin diye vermiştir. Çünkü biz o ilmi öğrendik, şimdi amelelik etmeyeceğiz, tamam mı? Bak diyorum ki A eksi B ile A artı B var burada. Şimdi 2'nin küpüyle 5'in küpünü çarptığınız zaman ne diyorsunuz? 10'un küpü diyorsunuz. Niye? Çünkü 2 ile 5'i çarpıp aynı kuvvette yazıyorsunuz arkadaşlar. Madem öyle burada A eksi B var, A artı B var. İkisinin de kuvveti 3 olduğu için önce alttakileri çarparım. A eksi B ile A artı B'nin çarpımı nedir? A kare eksi B karedir. İşte ben bunun küpünü arıyorum. Şimdi o zaman birincinin küpü A üzeri 6 yapacaktır. Eksi. Arada eksi olduğu için. 3 çarpı A karenin karesi A üzeri 4. B karenin kendisi B kare. Artı 3 çarpı A karenin kendisi B karenin karesi. Yani B üzeri 4. Eksi B karenin küpü. B üzeri 6. İşte arkadaşlarım bu ifadenin açılımı budur. Dolayısıyla şunun açılımı da budur diyeceğiz. Devam ediyorum A eksi B, A eksi 3 B'nin küpünün açılımıyla. Şimdi birincinin küpü A küp. Arada eksi olduğu için yine eksi. Şimdi bakın 3'ü yazdım çarpı. Birincinin karesi çarpı ikincinin kendisi. Artı 3 çarpı birinci çarpı ikincinin karesi 9 B kare yapar. Eksi 3 B'nin karesi. Ve eksi eksi 3 B'nin küpü 27 B'nin küpü yapar. Birazcık düzenleyeceğiz şimdi. A'nın küpü 3 kere 3 9 yapar. Eksi 9 A kare B artı 3 kere 9 27 yapar. 27 A B kare eksi 27 B'nin küpü dersiniz arkadaşlar. İşte bu ifadenin açılımı budur diyebiliriz. Ve geçelim 93. sayfamızın sağ üst tarafına. A artı 1 bölü A'yı bize 4 olarak vermiş. A küp artı 1 bölü A küp ifadesinin değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle tabi A var burada. Burada da A küpler var. Demek ki küpünü alacağız yani. Akıl başka bir şey söylemez bize o sırada. Alalım o zaman bunun küpünü. Her iki tarafın küpünü alıyoruz. 4'ün de küpünü alacağız. Birincinin küpü A küp artı 3 çarpı birincinin karesi çarpı ikinci artı 3 çarpı birinci çarpı ikincinin karesi artı ikincinin küpü 1 bölü A küp. Hepsi artılı olacak çünkü arada artı vardı. 4'ün küpü kaç? 64 hocam. Şimdi bizden istenen yer A küple 1 bölü A küpün toplamı. O zaman onları bir yan yana getireyim ben. A küp artı 1 bölü A'nın küpü.
Şimdi şu kısma bakalım arkadaşlar. Buradaki A'nın bir tanesi de buradaki A'nın bir tanesi gider. Burada sadece 3A kalır. Buradaki A ile buradaki A'nın bir tanesi gider. Burada da 3 bölü A kalır. Yani 3A artı 3 bölü A eşittir neymiş? 64. Bakın arkadaşlar, bize neresi soruluyordu? Şu ikisinin toplamı. Peki gençler, ben şurada işaretlediğim, sarıyla işaretlediğim 3A artı 3 bölü A ifadesini şu şekilde yazsam ise dedim. Şu bize sorulandı. A küp artı 1 bölü A küp artı 3 parantezinde, şu kısmı 3 parantezine alıyorum. A artı 1 bölü A yapmaz mı? Bu da eşittir 64 değil midir? Peki gençler bakın, A artı 1 bölü A size nereden tanıdık geliyor? Soruda okuduk biz bunu en üstte. Bakın neymiş A artı 1 bölü A? 4'müş arkadaşlar. Yani şu kısmın tamamı bir kere kaç olacakmış? Hemen kırmızıyla gösterelim. 4'ün ta kendisi olacakmış. Demek ki 3 kere 4 kaç? 12. Bu 12'yi karşıya 64'ün yanına fırlatırsanız eğer, A küp artı 1 bölü A küp, ki bu bize sorulandır, eşittir 64'ten 12'yi çıkardınız, 52'nin ta kendisi geldi. Dolayısıyla cevabımız işte bunun ta kendisidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve devam ediyorum bir diğer notumla. A küp eksi B küp. A eksi B çarpı A kare artı AB artı B karedir. Ezberleyeceksiniz. A küp artı B küp de A artı B çarpı A kare eksi AB artı B karedir. Eksilisinde ilk tarafı eksi, artılısında ilk tarafı artı. Bakın eksi diye başladın, hiçbir şekilde bir daha eksi kullanmıyorsun. Artıyla başladın, sadece aradaki eksi olacak, tamam. X küp 1 ve x 1'den farklıymış arkadaşlar. Bu ifadenin değeri kaçtır diye soruluyor. Öncelikle çok güzel de bir sorudur kendisi. Şöyle göstermek istiyorum. X küp eşittir 1'miş ya. Bu 1'i x küpün yanına atsanız, x küp eksi 1 eşittir karşı tarafta 0 kalmaz mı? Kalır. X küp eksi 1'i x küp eksi 1'in küpü yazsam ne olur? Bence hiçbir şey olmaz. Peki bu x küp eksi 1'in küpüne bir açılım yapsak. X eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 eşittir 0. Bakın x küp eksi 1'in küpüne küp farkı açılımı yaptım. Küp farkı açılımı yaptım. Yukarıda yazabilirsiniz ha. 2 küp farkı. Hani çok kullanmazsınız, isimler önemli değil ama hani en azından aklınızda kalır. 2 küp farkı ve 2 küp toplamı şeklinde. 2 küp toplamı. Yani aklınızda bu şekilde kalır. Şimdi devam edelim biz. X eksi 1 ile x kare artı x artı 1'in çarpımı 0'mış. Şimdi bize demiş ki bunların çarpımı 0 ise ya burayı 0'a eşitleyeceğim demiş ya da burayı 0'a eşitleyeceğim demiş. Doğru mu? Doğru. Ama soruda ne demiş? Bak x 1, x'i 1 yapamazsın demiş. Şimdi x eksi 1 0 ise x ne olur? 1 olur. Ama x 1 olamıyorsa demek ki burası da 0'dan farklı olacak doğal olarak. O halde tek bir alternatif kalıyor elimizde. O da nedir? X kare artı x artı 1 eşittir 0 alternatifi kalıyor. Kesinlikle ama kesinlikle bu 0'mış. Şimdi bakın şu 1'i bir karşıya atın. X kare artı x eşittir ne olur arkadaşlar? Eksi 1 olur değil mi? Bakın x kare artı x kaçmış? Eksi 1'miş. Şimdi gelin sorumuza geri dönelim. X kare artı x ve x kare artı x'imiz mevcut. X kare artı x kaçtı? Eksi 1'di. Siz burayı eksi 1 seçip burayı da eksi 1 seçerseniz 3 eksi 1'den 2 çarpı 4 eksi 1'den 3 gelir. 2 kere 3 bize 6'yı verir. Doğru cevabımız da budur deriz. 27. örneğimiz. X eksi y'yi 6 vermiş. X kare eksi y kare. Hemen tanıdık gelmesi lazım. Görür görmez yapıştırman lazım. Ne demekti bu? 2 kare fark. Yani bu arkadaşlar x eksi y ile x artı y'nin çarpımıdır aslında. Ve kaçmış? 72. Şimdi gençler bakın, yukarıda da bize x eksi y'nin 6 olduğu bilgisi verilmişti. Ben 6 ile bu x artı y'yi çarpınca 72'yi veriyormuş bana. O zaman nedir bu x artı y? Tabii ki 12'dir, çünkü 6 kere 12 bize 72'yi verir. O halde arkadaşım x eksi y 6 ise x artı y de 12 ise gidersin bunları toplarsın bir güzel, tamam. İkisinin toplamı bize 2x'i verir. Çünkü gençler bakın buradaki eksi y ile artı y birbirini götürür. 2x eşittir 12, 6 daha 18 ise x buradan 9 gelir. 9'u şurada yerine yazarsın. 9'dan ne çıkarsa 6 kalır? Tabii ki 3. Demek ki y de 3'müş. Şimdi
Şimdi diyor ki 9'un küpünden diyor y'nin küpü yani 3'ün küpünü çıkar demiş. Tabii ki burada küp açılımı yaparak da bulabilirsiniz. Direkt 9'un küpü kolay sayı olduğu için onu da bulabilirsiniz. Mesela 9'un küpü 81 çarpı 9'dan 729 gelir. 3'ün küpü de 27 idi zaten. Çıkarırsanız 702 cevabına erişirsiniz sevgili arkadaşlarım. 94. sayfamıza 28. sorumuza geçtik. Son sayfamız olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Bir bakalım. Aynen daha sonrasında testimize geçeceğiz. Şimdi 28. örneğimiz. A eksi B'yi 9, B eksi C'yi de 9 vermiş. İse demiş A kare eksi 2 B kare artı C kare ifadesinin değeri. Bakın arkadaşlar. A'nın karesi. Şu eksi 2 B kare var ya ben onu şöyle yazsam olur mu? A kare eksi B kare. Şimdi bir tane daha eksi B kare var. Onu da C kare eksi B kare yazsam. Böylelikle eksi B kare eksi B kare zaten eksi 2 B kareyi bana verecektir. Şimdi A kare eksi B kare dediğimiz ifade A eksi B ile tabii ki A artı B'nin çarpımıdır. Artı C kare eksi B kare de C eksi B ile C artı B'nin tabii ki çarpımıdır. Arkadaşlarım A eksi B'nin soruda bize 9 olduğu bilgisi verilmiş. Çarpı A artı B diyorum. Bunu bilmiyoruz. Artı dedim. C eksi B. Şimdi B eksi C 9 ise tabii ki C eksi B eksi 9'dur. Çünkü eksi ile çarpılmış halidir. O zaman ben buraya eksi 9 çarpı C artı B dedim. Şimdi 9'ları içeri dağıtın hadi. 9A artı 9B. Eksi 9C. Eksi 9B dedim. Gördüğümüz üzere artı 9B ile eksi 9B de burada birbirini çatır çatır götürür. Geriye de sadece 9A eksi 9C kalır. Siz de bunu 9 parantezinde A eksi C biçiminde yazabilirsiniz. Bize de bu sorulmuş dersiniz. Şimdi arkadaşlar bize A eksi C lazım. Bakalım soruda vermiştir. Bakıyorsun hop hop vermemiş. Peki ne halt yiyeceğiz? Şu haltı yiyeceğiz arkadaşlar. Öyle halt yeme falan yok da yani. Çözeceğiz yani. Şimdi bakın. A eksi C lazım ya bize. Gelin toplayalım bunları. Eksi B ve artı B gider. A eksi C kalır. A eksi C eşittir. 9 9 kaç yapar? 18. Demek ki burası 18'miş. 9 kere 18 sorulmuş. 90 artı 72'den cevabımız 162 gelir arkadaşlar. Doğru cevap buydu deriz. Ve 29. örneğimiz. Şimdi arkadaşlar bir güzel bunları çarpanlara ayırıp sadeleştirmemiz isteniyor. Gelin tüm bildiklerimizi bu tarz sorularda uygulayalım. A kare eksi B kare demek A artı B ile A eksi B'nin çarpımı demek gençler. Çarpı yanındaki A kare artı B kareyi değil de şununla şunu yer değiştirerek yazıyorum bakın. A B artı B kare yazdım. Bölü şunu hiç açmayacağım. A küp eksi B küp olarak kalsın. Çarpı 1 bölü A ile 1 bölü B'nin toplamı da burayı B, burayı A ile genişletirseniz eğer bakın sadece şu kısmı çözüyorum şu an. A ve B ile genişletirseniz B artı A bölü A kere B kalır arkadaşlar. Dolayısıyla ben buraya A artı B bölü A çarpı B yazdım. Hatta şu paranteze de gerek yok çünkü hepsi çarpım ve bölüm durumunda zaten. Pekala. Şimdi bakın arkadaşlar A küp eksi B küp açılım yaptığınız zaman A eksi B çarpı A kare artı AB artı B kareyi bulacaktınız zaten. Dolayısıyla şunla şunun tamamı birbirini götürüyor. Buradaki A artı B ile buradaki A artı B de götürür birbirini. Ve siz bunu ters çevirip çarparsanız cevap olarak karşınıza sadece A kere B çıkar. Bu da bizim ifademizin şu koskoca ifadenin açılımıdır. Açılımıdır neyse en sade halidir sevgili arkadaşlar. Tamam. Ve devam ediyorum 30. sorumla. 2021 ile 2023'ü çarp üstüne 1 ekle. Bunları yaparsan karşına bir sayının karesi çıkıyor. Peki bu A pozitif tam sayısı kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar bu tarz sorularda tabii ki 2021 ile 2023'ü çarpıp 1 ekleyip ifadeyi asal çarpanlarına falan ayırmayacaksın. Şöyle yapacaksın. 2021 ve 2023'e eşit uzaklıkta olan sayıyı bulacaksın ki içinde bulunduğumuz yıldır 2022. 2022 cinsinden yaz bunları. 2021 nedir? 2022 eksi 1'dir. 2023 nedir? O da hocam o da 2022 artı 1'dir. Sonra ne var? Artı 1 var eşittir a kare. Hocam bu soru daha kısaydı. Sen bunu aldın ne diyarlara götürdün? Arkadaş bir dur ya sabret. A eksi 1
A artı 1. Ne bu? 2 kare farkı değil mi? Evet hocam. O zaman neymiş arkadaşlar? 2022'nin karesi eksi 1'in karesi. İmiş şu ikisinin çarpımı. Ya artı bir de 1 var. Eşittir neymiş? A kare mi? Bak 1'in karesi ne? 1. Eksi 1 artı 1 hop hop gitti. 2022'nin karesi neymiş arkadaşlar? A'nın karesiymiş. O zaman A karşımıza çıktı. Hiç düşünmeye gerek yok. Cevap içinde bulunduğumuz yılmış. Geçtim 31. örneğe. X kare eksi 2 x eksi 15 bölü x kare artı 4 x artı 3 bu ifadenin en sade şeklinde bulunuz. Bakın üsttekini çarpanlarına ayıralım. X'e x diye ayırdım burayı. Burayı da eksi 5'e artı 3 diye ayırırsam gelir. Bu kısmı da x'e x ve 3'e 1 diye ayırırsak gelir. Üst taraf x artı 3 ile x eksi 5'in çarpımıdır. Alt taraf ise gençler o da tabii ki x artı 3 ile neyin çarpımı olacak? X artı 1'in. Ve böylelikle sizler x artı 3'lerin birbirini götürdüğünü göreceksiniz. Karşımıza cevap olarak da x eksi 5 bölü parantez almaya gerçekten gerek yok. X eksi 5 bölü x artı 1'in bu ifadenin en sade hali olduğunu görebilirsiniz. 32. örneğimiz. Arada çarpı var unutmayın. Hepsini çarpanlarına ayıracağız. X'e x diye ayırdım. Eksi 7'ye artı 2 diye ayırırsam çarpımları eksi 14, toplamları eksi 5. Şu zaten 2 kare farkı. X eksi 2 ile x artı 2'nin çarpımıdır. X kare eksi 14, x artı 49 tam karedir. X eksi 7 ile x eksi 7'nin çarpımıdır. Burası da x'e x diye ayırdım. Eksi 2 ve eksi 1 diye ayırdım. Çarpımları 2, toplamları eksi 3. Şimdi tek tek yazalım. Hazır mısınız? X artı 2 çarpı x eksi 7 bölü x eksi 2 çarpı x eksi 1 çarpı geçtim yan tarafa x eksi 2 çarpı x artı 2 alt kısımda da x eksi 7 çarpı x eksi 7'miz mevcut. Şimdi arkadaşlar x eksi 2 ile x eksi 2 birbirini götürür. X eksi 7 ile de x eksi 7 birbirini götürür. Üst tarafta x artı 2'nin karesi kaldı. X artı 2 çarpı x artı 2 kaldığı için x artı 2'nin karesi dedik. Bölü alt kısımda da x eksi 1 ile x eksi 7'nin çarpımı kaldı. Bunu da bu şekilde yazarsak en sadeleştirilmiş hali budur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum 33. örneğimle. Bakın burada arada eksi var. Direkt öyle lönk diye sadeleştirme yapamayız. Ama şunu bir çarpanlarına ayırabiliriz. Hangisini? Şunu. Bir ayıralım bakalım. X'e x eksi 4'e artı 3 diye yazdım. Şimdi x bölü x artı 3 vardı elimizde. Eksi 18 eksi x bölü x eksi 4 çarpı x artı 3. Şimdi payda eşitlemeyi biliyorsunuz değil mi? Sonuç olarak bunlar birbirinden çıkarılmış ama paydalara eşit değil. Şimdi burada x artı 3 var. Bunu tekrar x artı 3 ile çarpmaya gerek yok. O zaman ben burayı sadece x eksi 4 ile genişletirsem. Bakın çarpıyorum şununla şunu. X kare eksi 4x bölü x eksi 4 çarpı x artı 3 yapar. Eksi 18 eksi x bölü x eksi 4 ile x artı 3'ün çarpımı yapar. Paydalar eşit ya, direkt üst tarafı çıkarabilirim. X kare eksi 4x eksi 4x eksi eksi ne yapar? Artı yapar. Eksi 4x artı x'den eksi 3x yapar. Ve daha sonrasında bir de eksi 18'imiz mevcut. Alt tarafta ne var? Çarpanlara ayrılmış biçimde duran x eksi 4 çarpı x artı 3'ümüz var. Şimdi bir de bunu çarpanlara ayıralım üsttekini. X'e x eksi 6'ya artı 3 dedik mi? X artı 3 çarpı x eksi 6 yazdım. Bakın çarpımları eksi 18, toplamları da eksi 3 olduğunu görüyorsunuz. Bölü x eksi 4 çarpı x artı 3 dediniz. Burada gençler x artı 3'lerin gittiğini gördünüz. Doğru cevap olarak da karşınıza x eksi 6 bölü x eksi 4'ün ta kendisi çıktı. Cevabımız da budur deriz. Bu ifadenin en sade biçimi. Ve devam. 34. ve son örneğimiz. Artık suyumuz çıkmaya başladı. Devam. 1 artı 1 bölü x. Arkadaşlar bileşik kesir gibi hani çeviriyorduk yani a artı b bölü c yapıyorduk. A ile c'yi çarpıp b'ye ekleyip c'ye bölüyorduk. Aynı şekilde yapalım. 1 ile x'i çarptınız x. 1 eklediniz 1 bölü x bölü x ile x'i çarptınız x kare 1 çıkardınız eksi 1
bölü x dediniz. Şimdi buradaki bölü x'lerin hiçbir hükmü yok zaten. Dolayısıyla ben bu x'leri götürebilirim. Üst tarafta sadece x artı 1'imiz var. Alt tarafta da x kare eksi 1. Bu ne? 2 kare fark. X eksi 1 çarpı x artı 1 değil miydi bu da? E güzel kardeşim, çarpım durumunda bak, x artı 1 x artı 1 lang diye gider. Yukarıda 1 kalır, aşağıda x eksi 1 kalır. En sade biçimini bulunuz demişti. Alın size bunun en sade biçimi. 1 artı 1 bölü x bölü x eksi 1 bölü x'in en sade biçimi 1 bölü x eksi 1'miş. Okunuşu bile sadeleşti yemin ederim. Evet gençler, 5. haftamızın ilk konusu olan çarpanlara ayırma konusunun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda ne yapacağız? Çarpanlara ayırmanın konu testini çözeceğiz arkadaşlar. Vallahi yorucu bir video oldu mu? Evet, çok konuştum bu videoda. Çarpanlara ayırma, ne zaman çarpanlara ayırma anlatsam bu şekilde yoruluyorum arkadaşlar, ciddi anlamda. Vallahi inşallah siz de çözerken yorulmamışsınızdır. Gençler, çarpanlara ayırmanın konu testinde görüşeceğiz. Bir yere ayrılmayın. Yaklaşık 1-1,5 saat sonra video yayınlanmış olur. Sizler de izlersiniz. Yapamadığınız soruları da anında oradan öğrenebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sizleri seviyorum. Konuşalım. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.